İyi akşamlar değerli seyirciler. Türkiye'de çok partili demokrasiye geçiş sürecinin sorunlarını bir sohbet toplantısında tartışmak üzere bu akşam sizlerle birlikteyiz. Amacımız yargılamak, bağışlamak ya da suçlamak değil, tartışmak ve yorumlamak olacak. Türkçemizde güzel bir söz vardır. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane der. Ben de bu güzel söze bu akşam bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Gönüller sohbet istiyor, belgeler, belgeseller belki bir bahane. Eskiler Türk'e Türkan'e söylemek gerek derlerdi. Belki yeni kuşaklar için bu Türkan'ın sadece bir hanım adı olmaktan öte güzel anlamına geldiğini hatırlatmak isterim. Bugünün Türkçesiyle Türk'e güzel şeyler söylemek yakışır da diyebiliriz. Sohbetimizde Türkan'e şeyler söyleyeceğimize inanıyorum ve de güveniyorum. Sohbetimize katılanları yazılarıyla, hizmetleriyle, bu belgesele yaptıkları değerli katkılarıyla zaten tanıyorsunuz. Ama ben yine de hatırlatayım, sizler ve kurum adına kendilerine hoş geldiniz demek isterim. Hemen solumda Demokrat Parti Milletvekili Hayrettin Erkmen. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Gazeteci yazar Altemir Kılıç, o dönemin basın yayın genel müdürü görevini de yüklenmiş idi. Hemen onun yanında Milli Birlik Komitesi üyelerinden Supi Karaman. Hoş geldiniz efendim. Sayın Karaman'ın yanında gazeteci yazar Altan Öymen. Hoş geldiniz Altan Bey. Altan Bey'in yanında Demokrat Parti Milletvekili Profesör Rıfkı Salim Burçak. Hoş geldiniz hocam. Sayın Burçak'ın yanında gazeteci yazar Metin Toker. Hoş geldiniz Metin Bey. Son olarak gazeteci yazar ve de bu belgeselin yapımcısı dostum Mehmet Ali Birant. Size hoş geldiniz diyemiyorum. Hep biz zaten hep siz hep buradasınız. Evet. Ve ben Bozkurt Güvenç. Diyeceksiniz ki bu akşam oturuma katılanların hepsinin bu dönemde çok yakın ilgisi, ilişkisi var. Sen onların arasında ne arıyorsun? Bu soruyu ben de kendi kendime sorup yanıtlamaya çalıştım. Demirkırat'ın muhalefet olduğu yıllarda ben bir öğrenciydim, mimarlık öğrencisiydim. Demirkırat'ın iktidar döneminde de İstanbul'da mimarlık yapıyordum. Çevremdeki dostlarım, ahbaplarım, akrabalarımdan kimileri Türkiye kalkınıyor inancı içinde çok heyecanlıydı ve mutluydular. Çevremdeki bazı kimseler de Türkiye çöküyor, batıyor diyorlardı. Bu iki kutup arasında ben de Türkiye'de ne olduğunu anlamaya, sormaya başladım. Cevabını kolay da bulamadım. Türkiye'de gerçekten bir şeyler oluyordu kuşkusuz ama ne oluyordu? Bu sorunun cevabını 1960'lardan sonra buldum. Ülkemiz ne batıyor ne de çıkıyordu fakat toplumumuzun kültürü değişiyordu. Türk toplumu ve kültürü değişiyordu. Demirkırat benim okulumu değil ama hayat boyu izleyeceğim mesleğimi belirledi diyebilirim. Bu açıdan Demirkırat'la bir dolaylı ilişkim oldu diyebilirim. Değerli seyirciler ve konuklar, sohbetimizin başında tartışmalara geçmeden önce Demirkırat dizisinin yapım öyküsünü, etki ve tepkilerini yansıtan kısa bir belgeseli sizlere sunmak ve bizler de izlemek istiyoruz. Şimdi belgesele geçebiliriz. Bu belki de belgeselin küçük belgeseli veya tanıtıcısı diyebiliriz. Tam 10 hafta süreyle birlikte olduk. Demirkırat belgeseli Cumhuriyet'in kuruluşuyla başladı ve infazlarla bitti. Konu tabuydu, dokunulmazdı. Yazılabilir ancak televizyonda gösterilemezdi. Hiç unutmam, bu belgesele ilk başladığım zaman çok kişi katiyen olmaz, delilik olur, büyük tepki alır dediler. Yine de giriştim çünkü bir inancım vardı. Topluma inanıyordum. Türk toplumunun sağduyusuna inanıyordum. Nitekim ben haklı çıktım. Kamuoyu Demirkırat'ı son derece olumlu karşıladı. Siz bu belgeselde karşınızda hep beni gördünüz. Ama bu bir ekip işiydi. Bu ekibe güvendim ve maratona bu ekiple çıktım.
Demirkırak Maratonu 2 yıl sürdü. Daha önce boyutta ekrana geçmemiş. Dönemin belgeseli için tabii uzun bir ön hazırlık çalışması gerekiyordu. Öncelikle Türkiye'de mevcut bütün yazılı ve görüntülü arşivleri elden geçirdik. Dünyanın belli başlı arşivlerinden de bu döneme ilişkin görüntüler ve belgeler istedik. İkinci aşama belgeselin iskeletini oluşturacak söyleşilerdi. Bir yıl süreyle 100'e yakın kişiyle görüşüldü. Döneme tanık olmuş, şu ya da bu kesimde yer almış insanlarla 5000 dakikalık röportajlar yapıldı. Sizler bunun sadece yaklaşık 300 dakikasını izlediniz. Benim için belgeselin en zor yanlarından birisi söyleşilerdi kuşkusuz. Çünkü o dönemi yaşamış insanlarla söyleşi yapmak başlangıçta ürkütücü geldi. Fakat yazılı kaynaklara başvurduk. O dönemi yaşamış insanlarla ön görüşmeler yaptık. Ve söyleşilere kendimizi hazırlamaya çalıştık. Tabii ilk söyleşi bizim için bir sınav niteliğini taşıyordu. İlk söyleşide o sınavı aştığımızı sanıyorum. Bir anlamda söyleşi yaptığımız insanlar da bize yardımcı oldu. Çünkü konuşmaya hazır ve uzun bir suskunluk döneminden sonra konuşmak, içini dökmek isteyen insanlarla karşılaştık. Tabii böylesi bir durumla karşılaşınca söyleşiler çok keyifli oldu. Hatta bazıları günlerce sürdü. Bu söyleşiler daha sonra tek tek kağıda döküldü ve titizlikle arşivlendi. Sıra belgeselin metninin yazılmasındaydı. Ocak 1991'de Can Dündar'ı daktilonun başına oturttum. İmralı'da infazlar gerçekleştiğinde ben 3 aylık bir bebektim. Bugün 30 yaşındayım ve böylesine bir belgeselin metnine imza attığım için gerçekten gurur duyuyorum. Başta Mehmet Ali abinin istediği pek tarih kitabı havasında olmayan sürükleyici bir metindi aslında. Bunu yapabilmek için yüzlerce kitap, binlerce gazete taraması gerekiyordu ve bunu yaptık. 6 ay sürdü 10 bölümün yazılması ve sonunda zannediyorum inandırıcı ve sürükleyici bir metne ulaştık. En önemlisi mesajın etrafında dönüp durmayan, tam doğrudan hedefe vuran bir metne ulaştık. Belgeselin metni ortaya çıktıktan sonra en zor iş başladı. Demirkırat'ı bir kitap olmaktan çıkarıp zevkle izlenen bir televizyon belgeseli haline getirecek şey. Doğru ve izlenebilir görüntüler, fotoğraflar ve belgelerdi. İğneyle adeta kuyu kazılarak tam 3000 dakikalık görüntü toplandı. Bu belgeselde izlediğiniz görüntülerin hemen hemen hepsi ilk defa televizyon ekranlarına yansıdı. Daha birkaç yıl evvelsine kadar çeşitli arşivlerin tozlu raflarında bekleyen bu görüntüleri tek tek araştırdık. Birçoğunun üzerinde ne zaman ve nerede çekildikleri yazılı değildi. Aylarca süren çalışmalar sonucunda tüm bu malzeme montaja hazır hale getirildi. Belgeselde kullanılan malzemeyi bulmak çok zorlu bir süreç oldu. Çünkü Türk toplumunda belgeleri biriktirmek gibi bir gelenek hiç bir şekilde oluşmamış. Sizin ilk bölümlerimizde seyrettiğiniz Demokrat Parti'nin kurucularının 4 imzasını bulmak benim yaklaşık 4 ayım aldı. Ama siz programda bunu sadece 4 saniye seyrettiniz. Üstünde en titizlikle durduğum diğer bir nokta da jenerik yapımı ve ince montajdı. Yine Kıbrıs belgeselinde olduğu gibi aynı ekiple çalıştık. Musa Çözen'in üstlendiği Türkiye'deki yapım çalışmalarından sonra Belçika'ya geçtik. Sanat yönetmeni Jay Rohr ve Thomas Denor ile birlikte Brüksel'deki Elbio stüdyoları kapatıldı ve son rötuşlar tamamlandı. Ara çekimler, ses döşemesi yani paketin tamamlanması. Diğer bir güçlük dönemin orijinal seslerini, efektlerini, hatta marşlarını bulmaktı. Bu zorluğu aşmak için bazen küçük hileler yaptık. Örneğin 7. bölümde bir koro sesi olarak dinlediğiniz marş aslında çok tanıdık iki sanatçının sesinden çıkmıştı. Olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? İyi mi? Birazdan mı? Bundan sonra sıra belgeselin makyajındaydı. Demirkırat'ı bir melodi haline dönüştürmeye ve dilden dile gezecek uzun süre hatırlanacak bir müzikle süslemeye gelmişti. Fahir Atakoğlu daha önceki Kıbrıs belgeselinin de müziğini yapmıştı. Aynı metodu kullandık. Fahir'e nasıl bir müzik istediğimi anlatırken tamam dedi. Bir cesaretle girdim işe ve bir anda çıktı tema. Hep bir anda çıkan şeyler de çok başarılı oluyor zaten. Yani bir improvize yaparken şöyle
Bir ilk başını size çalayım isterseniz. Çok basit bir hareketten dolayı girdi. Ondan sonra da bunlar yürüdü ve o çan piyano etkisiyle. Yani piyanoya çalınan Alturka müzikler neydi o günler havasını vermek üzere girdim işe ve yaptım. Başarılı da oldu zannediyorum. Ve nihayet bir belgeselin, daha doğrusu hepimizin en mutlu anı. 2 yıllık bir çalışmanın ürünü 10 hafta boyunca ekranlarınızda yer aldı. Ve Demirkrat son 2,5 ay boyunca televizyonun en çok izlenen ve en çok tartışılan programlarından biri oldu. Tabii ortaya bu boyutta bir program çıkınca yankıları da çok çeşitli oluyor. Kimi yetersiz buldu, kimi daha ayrıntıya girilmeliydi dedi, kimi alkışladı. Ama kimse yapılmamalıydı demedi. Tarifi mümkün olmayan, endişe dolu, hatta Türk devletinin belki geleceğini yaralayan, temelde sarsan, korkunç bir hadise. Yani harika bir belgeseldi. Çok akıcı bir belgesel gerçekten. Bu tür belgesellere aslında açız. Tamamen tek taraflı yani. Demokrat tarafına pek yer verilmemiş. Demirkrat belgeselinin verdiği genel imaj Demokrat Parti'ye yazık olmuştur. Ama o da buna sebebiyet vermiştir. Acaba öyle mi? İlk defa Türk tarihinin yakın dönemiyle ilgili bazı tabular yıkıldı ve bu konuda halkın gözünden saklanan bazı görüntüler ekrana getirildi. Bence programın başarılı olup olmadığını tartışmaktan önce böyle bir girişimi kutlamak gerekiyor. Demirkrat belgeseli yakın geçmişin çok önemli siyasal olaylarına ışık tutan bir yayın olarak büyük ilgi topladı. Tarih kitaplarında okuyacağımız şeyleri bir televizyon ekranı üzerinde canlı olarak görmek çok güzel bir şey. O günleri yaşayanlar tekrar hatırladılar, yaşamayanlar gerçekten öğrendiler. O günleri yaşayan insanlarla konuşmalar yaptınız, olayları sinema şeklinde gösterdiniz. Bütün bunlar gerçekten çok değerliydi. Yayını hazırlayanları, belgeseli hazırlayanları candan kutlarım. Gerçekten yakın tarihimize ışık tutan bir araştırmaydı. Televizyon ekranlarında seyreden insanlarımız herhalde bu yakın tarihimiz hakkında kulaktan dolma bilgiler yerine daha gerçekçi bilgilere sizin gayretlerinizle ulaştılar. Onun için ben başta bu hizmeti veren bütün arkadaşları kutlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şu andaki Türkiye'nin siyasi yönü itibarıyla biraz yara kaşımak gibi oldu bana. Kan dökülmemeliydi. Bir idam olmamalıydı. Verilen söz, ordunun bize vermiş olduğu söz yerine getirilmeliydi. Bir vatandaş olarak son seyrettiğim belgeselde ağladım diyebilirim. Demirkrat programı Türkiye'de kamuoyuna çok önemli bir mesaj verdi. İhtilalin iyisi kötüsü olmaz. İhtilal kötüdür. Bir mesaj daha bence ben algıladım ve bunun geniş kitleler tarafından da aynı şekilde algılandığını umut ediyorum, inanıyorum. Siyasetçiye cezayı ancak biz veririz, bizler vatandaş olarak. Üniformalılar da ancak üniformadan çıkartıp sandık başında tek tek oydan atarak ceza verirler. Bu ceza da ancak indirmekle ilgili olur. Yani politikacıya, bir iktidara ceza vermek hakkı kimsenin değil. Haksız yere idam edilmişler. Daha incelenmeden, dosyaları incelenilmeden hemen idam etmişler. Halbuki belki de idam edilmeleri gerekmezdi. Demirkrat belgeselini izledim baştan sona. Zevkle izledim. Bazı sahnelerden ibret aldım, bazı sahnelerden utandım. Demirkrat belgeseli demokrasinin doğuşunu değil, öldürülüşünü hikaye etmektedir. Belgeselin infazları gösteren ağır sahneleriyle Efkar Ummiye'nin, seyircinin alakası çekilmeye çalışılmıştır. Bütün eksiklerini taraflı tutumuna, olayların iki yüzünü lehimizde aleyhimizde objektif olarak vermemiş bulunmasına rağmen bir bakımdan müteşekkiriz. Demokrat Parti rüzgarlarını yurt sathında bir kere daha estirmeye vesile olmuştur. İkinci olarak
son seansta, belgeselin son seansında İmralı Cezaevi Müdürü'nün konuşturulması ve adı geçen zatın hükümlerden bir süre önce bizler için 80 küsur mezar kazdırdığı yolundaki şehadeti, ihtilali de, ihtilalcileri de, Hassada mahkemesini de tarih huzurunda mahkum etmeye yetmiştir. Bu belgeselle en güzel, en başarılı bir şekilde Demokrat Parti'nin yanlışları belgelenmiş. Fakat 27 Mayıs çok dar bir hacme sıkıştırılmış doğrusu. İki programa sıkıştırılmış. Bu eksik, bu yetersiz. 27 Mayıs iki programa sıkıştırılamaz. Hatta daha ilerisi, o iki program da dramatik bir olaya ayrılmış büyük kısmıyla. Sanki 27 Mayıs Yassıada demek, sanki Yassıada idamlar demek. Bu haksız, bu yanlış, bu isabetsiz. Demokrat Parti hareketi yakın geçmişimizde çok partili rejime geçiş döneminde çok önemli rol oynamış. En önemli rol oynamış, muhalefet partisi olarak ortaya çıkmış, sonunda iktidar olmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış insanlar halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan tepkilerini canlandırarak, bütünleştirerek bir büyük halk hareketi haline getirerek o muhalefeti yaptılar. Sonunda iktidar oldular, uzun süre iktidarda hizmet ettiler. Çok katkıları oldu, hataları da oldu. Katkıları için kendilerini bugün rahmetle anıyoruz. Hatalarından ders alıyoruz. Bütün bunlardan çıkan önemli bir mesaj da var. Onu da sanıyorum bu belgesel çok iyi verdi. O da toplumun temel sorunlarını askeri müdahalelerle çözemezsiniz. Askeri müdahaleler çözer gibi gösterdikleri sorunları olduğu gibi bırakırlar. Kalıcı çözümler ancak demokrasi içinde, demokrasiyi tam yaşayarak bulunur. Benim itirazımı çeken konu bir yerde mazlumla zulmedenin, gadre uğrayanla bu gadri hazırlayanların aynı objektif bakış açısının içine yerleştirilmiş olmasını da ben yadırgadım. Belgeselde hatalar abartılmış, sevaplar ise hiç yoktur. Demirgrad'ın yaptığı barajlar, yollar, limanlar, sayısız şeker ve çimento fabrikaları ve kerpiçten beton armaya, entariden elbiseye, çarıktan kunduraya, karasabandan traktöre nasıl geçildiğine yer verilmemiştir. Ayrıntılarda bazı hatalar olabilir. Zaman zaman hepimizin katılmadığı yorumlar da olabilir. Ama bu tür programlarda bu yorumlar mutlaka olur. Önemli olan dediğim gibi bir cesaretle böyle önemli Türk tarihinde daha sonraki 20-30 yılda etkileyecek önemde bir siyasi, sosyal, tarihi hareketi ekrana getirip en azından 20-25 yıl sonra insanların zihinlerinde yeni bir tartışmayı açmaktır. Bu da başarılmıştır. Demirkırat belgeseli Demokrat Parti üzerinde bir yerlerde yazılmadığı halde var olan yasakların büyük bir bölümünü daha ortadan kaldırmış oldu. Tarihimizin çok önemli bir bölümünü oluşturan 1946-1961 arası ekranlara getirildi. Genç kuşaklara bu dönem tanıtılmış oldu. O dönemleri yaşayanların ise hatıraları bir kere daha yinelendi. Özellikle 27 Mayıs'la birlikte milletimizin çekmiş olduğu acılar, devletin uğradığı badireler gözler önüne serildi. Bu yönüyle demokrasimizin geleceği açısından da Demirkırat belgeseli çok önemli bir hizmeti yerine getirmiş oldu. Bu diziyi hazırlayan ve bu dizide emeği geçen bütün çalışanlara gösterdikleri cesaret, direnç ve yoğun çalışmadan dolayı en iyi dileklerimi ve tebriklerimi sunmak istiyorum. Burada en önemli mesaj şuydu bana göre, halkın seçtiğini halkın tekrar götürmesiydi. Halkın seçtiğini halk götürmemiştir. Ve 27 Mayıs'tan sonra da 12 Mart, onun arkasında 12 Eylül gelmiştir. Bana göre eğer 27 Mayıs olmasaydı 12 Mart
ve 12 Eylül'de olmazdı. Bizim bugün gençlik olarak yapacağımız şey bunlardan ders almak ve bir daha ülkemizi böyle durumlara getirmemek. Sonuçları kötü durumları ihtilallerle çözmektense demokrasi tartışarak bir tartışma ortamı şeklinde çözümlemektir sorunları. Hiçbir zaman ihtilaller iyi sonuç getirmez. Her zaman yeniden başlamak bir adım daha geriletiyor. Belgesel birçok kimseyi üzmüştür. Birçok kimseyi de düşündürmüştür. Bence bu gayet normaldir. Çünkü bugün Türkiye nüfusunun %67'si 30 yaş ve ondan aşağıda. Binaenaleyh bir şey bilmiyor. Ve işte düşündürme bir şeyler öğretmeye çalışmıştır. Üzmüştür çünkü o olayları bilenler bu böyle değildi, şöyleydi şeklinde mütalaa ve mülahaza serdetme hakkına sahiptirler. Ve netice itibariyle şuraya geliyoruz ki bizim buradan çıkaracağımız dersler vardır. Herkesin çıkaracağı dersler vardır. Ve bir millet eğer geçmişinde meydana gelmiş olaylardan ders almıyorsa bir yere varmaz. Demir Kırat belgeseli demokratik hayatımızın bir acılı ve ıstıraplı bir safhasını, bir aşamasını belgelemek bakımından genç nesillere yararlı bir girişim olmuştur. Mehmet Ali Birant'ın gerek zekası, cesareti ve yetenekleriyle bu belgeseli hazırlamasını saygıyla karşılıyorum. Ancak genç arkadaşımız sanırım o dönemde ya çocuk veya çocuk denecek yaşta olduğu için ancak çevresinin ve okuduklarının etkisi altında bu belgeseli hazırlamış olduğu ve bu sebeple de tam bir objektivite ve tarafsızlık içinde kaldığından kuşku duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bazı müphem noktaları ortaya çıkardı. O nedenle güzel bir programdı. Ben 20-21 Mayıs'ı ihtilacı, eski ihtilacı Harbiyeliler'denim. Şeyi televizyonda seyrettim bu Demirkırat olayını. Çok enteresanıma gitti. Hatta telefon edip teşekkür etmek istedim. Belgeselde infazlara çok geniş yer verilmiştir. Buna karşıt görüşlerden, iade-i itibar kanunundan, cenazelerin devlet töreniyle naklinden, anıt mezardan ise hiç bahsedilmemiştir. Hele zavallı başbakan asılırken söyletilen kimseye dargınlığım yoktur sözü aklın alacağı iş değildir. Belgesele göre Menderes hayata veda ederken asanlara memnun olarak ayrıldığını söylemiştir. Bu olay bir destan olan bu olay, bir efsane olan bu olay belgesele sığmamıştır. Sığmayınca ekrana da sığmamıştır. Bununla beraber ne kadar eleştirilse şurasından burasından birçok kimseyi düşündürmeye sevk etmiştir. Nitekim son yapılan anket gösteriyor ki Türkiye'de halkın hemen hemen %85'i 27 Mayıs olayına karşı adaletle davranmadığı kanaatindedir bugün. Tabii bu Demirkırat belgeselinin arkasından bu olayın yarım kalmaması bakımından bir bütünlük içerisinde gördüğüm 12 Mart ve 12 Eylül belgesellerinin de bir an önce televizyon ekranına gelmesi lazım. Vatandaş objektif olarak bu konulardaki kararını sizin belgesellerinizde ortaya koyduğunuz gerçeklere göre verebilmesi lazım. Herkesin çıkardığı sonuçlar var. Benim de kendi kendime çıkardığım iki sonuç var. Biri, ne zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım çözüm askeri müdahalelerde değil. İdam ise çok büyük ayıp. Diğer sonuçta toplum daha fazla açıklıktan, daha fazla tartışmadan hoşlanıyor. Yakın tarihimizi ekranda görmek istiyor. İşte Demirkırat yayınlandı ve hiç de yer yerinden oynamadı. Darısı yeni belgesellerin başına. Değerli seyirciler,
Demirkrat belgeseli üzerinde hazırlanmış küçük bir belgeseli yeniden izledik. Anılarımızı umarım tazeledik. Beğenenler var, beğenmeyenler var, eleştirenler var, devam edeceğini söyleyenler var. Ama bu akşam burada toplanmış olan konuklarımıza da bir söz hakkı vermemiz gerekiyor. O dönemin Demokrat Parti milletvekili olarak olayları yaşamış olan ve belgeselin yapımında büyük katkılarıyla ekrana gelmiş olan Sayın Rıfkı Salin Burçak, sizinle başlamak istiyorum efendim. Bu konudaki görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşır mısınız? Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 27 Mayıs ihtilaline halkımızın bakış açısı hakkında genel bir değerlendirme yapacağım. 27 Mayıs müdahalesi ülkemizde yıllar boyu gerçeklere aykırı olarak anlatılmış. İhtilal üzerine övgüler yapılmış ve ortaya bir ihtilal edebiyatı çıkarılmıştır. Oysa geçirdiğimiz bunalım dönemlerinden gereken dersleri alabilmemiz için bu konuların dürüstçe işlenip tahlil edilmesi, gerçeğe uygun sonuçlar çıkarılması ve milletimize ihtilal edebiyatının değil, bunların sunulması lazımdır. Bu bakımdan 27 Mayıs'ın bir belgeselle tartışmaya açılması yararlı olmuş. Burada en önemli mesele 27 Mayıs'ın milletçe beraber yapılıp yapılmadığı. İhtilalin milletimizce onaylanıp onaylanmadığı meselesidir. 27 Mayıs halkımızın katıldığı, desteklediği bir hareket değildir. Türk halkı başında da sonunda da ihtilalin arkasında yer almamış. Bu hareketi onaylamamış. Kendisine söz hakkı verildiği anda da darbeye karşı olduğunu oylarıyla göstermiş. Süngüyle devrilen partiyi kendi oylarıyla yeniden iktidar yapmıştır. 1961 genel seçimlerinin anlamı budur. Zira Demokrat Parti'nin devamı ve mirasçısı olduklarını açıktan söyleyen yeni partiler seçimde Türk milletinden Demokrat Parti adına oy istediler ve parlamentoda çoğunluğu ellerine geçirdiler. Bu aslında Demokrat Parti'nin başka bir ad altında iktidara gelmesi ve ihtilacının da halkımız tarafından cezalandırılması demekti. 1961 seçimlerine karşı ihtilacı çevrelerde baş gösteren derin öfkenin ve yeni müdahale hazırlıklarının sebebi buydu. İhtilalin seçim hesapları şöyle yapılmıştı. Türkiye'nin en güçlü siyasi partisi olan Demokrat Parti kapatılınca onun yerini CHP dolduracaktı. İhtilalciler tabii senatör sıfatıyla ömür boyu parlamentoda kalacaklar. Ellerindeki iktidarı da ortakları olan CHP'ye teslim edecekler. Halk Partisi'nin 61 seçiminde %60 oyla seçimi kazanacağı bekleniyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. CHP'nin ihtilaldeki rolünü sezen ve olup bitenlerden onu da sorumlu sayan uyanık ve adalet duygusu yüksek olan milletimiz 61 seçimlerinde ihtilalle birlikte Halk Partisi'ni de bir ölçüde cezalandırdı. %60 oyla iktidara geleceğini uman CHP meclise ancak %36 oyla girebildi. Halk Partisi bir önceki seçimlerde almış olduğu oyu bile toplayamadı. Demek ki Türkiye'de ihtilal sona ererken halkımız tarafından cezalandırılan iki kuruluş vardı. Biri bizzat İhtilal İdaresi, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Darbeye maruz kalan Demokrat Parti ise bu buhrandan prestij ve itibarını koruyarak ayrıldı ve Türk siyasi hayatına şerefle ama matem içinde veda etti. Yakın tarihimizin red ve inkar edilemeyecek gerçeği budur. Bu gerçek ortada iken 27 Mayıs darbesinin milletçe benimsenip desteklenmiş olduğunu kim iddia edebilir?
Bir ihtilalin anatomisini yapan belgesel, demokrasimiz için son derece önemli olan bu noktayı da belirtmeliydi. Siyasi hayatımızın bir gerçeğine daha işaret edeceğiz. Türkiye demokratik düzene girdikten sonra aradan geçen 46 yıl içerisinde %50'nin üzerinde oy alarak tek başına iktidar olan sadece iki parti vardır. Biri Demokrat Parti, diğeri de onun uzantısı olan Adalet Partisi. Tek başına iktidar olma CHP'ye, Türkiye'nin bu en eski siyasi partisine bir defa bile nasip olmamıştır. Tek başına bir defa gelmiştir, 1946 hileli seçimleri sonunda. Kurduğu diğer hükümetlerin hepsi de koalisyondur. Bu partinin hırçınlığının yıkıcı ve kışkırtıcı bir propaganda yoluna girmiş olmasının gerçek sebebi budur. Belgesel 14 Mayıs seçimlerini kaybeden CHP'nin elindeki iktidarı ferah bir gönülle ve güleç bir yüzle devrettiğini gösterdi. Ve seyirci üzerinde sanırım yanlış bir izlenim bıraktı. 14 Mayıs gecesi sabaha doğru Çankaya'da olanları Faik Ahmet Barutçu hatıralarında anlatıyor. Seçimin kaybedildiği kesin surette anlaşılınca İsmet Paşa etrafındaki üzgün arkadaşlarına şunları söylemiştir. Biz 50 kişi olarak meclise girsek gene bize koalisyon önerirler ama kabul etmeyeceğiz. Abartmayayım ama bir yıl sonra duruma bütünüyle egemen olacağız. Bize teslim olacaklardır. Başbakan Şemsettin Günaltay'da büyük bir kızgınlık içinde şöyle demiştir. 6 ay sonra biz onlara gösteririz. 6 ay oturamazlar. İktidarı elinden kaçıran CHP'nin daha ilk günden beliren zihniyeti ve iç yüzü budur. Burada hoşgörü, diyalog ve uzlaşma havası değil, sanki hakları ellerinden alınmış insanların isyanı vardır. Yurdumuzda demokrasinin bu türlü şartlar içerisinde başlamış olması memleket için büyük bir talihsizlik olmuştur. Belgeselde konunun bu yönüne de hiç temas edilmedi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Orjin rahatlatıcı masaj kremi tüm eczanelerde. Ben Ali Ağaoğlu. Burası İstanbul Ayazma. Burada 3100 konut. Nereden nereye? 9 ay önce burada film çektik. Burası bomboş bir araziydi. O gün beni dinleyenler her açıdan hem karlı hem mutlu. Beni bilen bilir. Ben sözümü tutarım. Yaptım olacak demiştim. Şimdi de yaptık oldu diyorum. Ben bu topraklara hep güvendim. Bu topraklar beni hiç yanıltmadı. Bana sırrımı soruyorlar. Söyleyeyim. Ekonomist olmaya gerek yok. Yatırımını yastık altına değil toprak üstüne yapacaksın. Benim gibi düşünen herkese ama herkese istediğiniz Ağaoğlu projesinden 5 sene 0 faizli Ağaoğlu kredisi benden. Benim adım Ali Ağaoğlu. Olur mu demeyin. Verdim olacak. O kadar da krediniz olsun artık. Ağaoğlu'ndan herkese 5 yıl 0 faizli konut kredisi. Tüm Ağaoğlu projelerinde. Türkiye'nin her yerinden 444-6777. Orjin rahatlatıcı masaj kremi tüm eczanelerde. Nivea For Men'den deodorant da devrim. Siyahlarda beyaz izlere, beyazlarda sarı lekelere karşı black and white iz bırakmayan deodorant. Siyah ve beyaz kıyafetlerinizi özgürce giyin, 48 saat boyunca ter kokusundan korunun. Nivea For Men, erkeklerin tercihi. Teşekkür ederim. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli Fırat Pen. Neredeyse beyaz fiyatına. Ahşap desenli Fırat Pen'in tavsiye edilen fiyatı 10.90. Türkiye'nin her yerinde. Beyazın fiyatına ise inanamayacaksınız. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fırat Pen. Evinizin değeri artar.
İsmail Şanlı, Yozgat Kadışehri Kaymakamı. Buraya geldiğinden beri kafasını kurcalayan sorunlar var. Çok ciddi miktarda arazi verimsizliği söz konusu. Yani bir fakirlik de iç içeydi. O her şeye rağmen yapılabilecek bir şeyler olduğuna inanıyor. İlçede meyveciliğin yapılması gerektiği öncelikli olarak böyle bir sorun vardı. Köylünün geniş yerleri meyve bahçelerine çevirme işine inat edeceği kesin. Neyse ki herkese lafını dinletebilen bir muhtarı var buranın. Çok heyecanlı bir şekilde şu şeyimi kaldırdım. Dedim kaymakam bey, ben bu işi yaparım dedim. Bankayla o teknik konuda anlaşmazlık ortaya çıkınca bu süreç bizler için kapanmış oldu. Parasız kaldık. Para yok, işe başlayacağız. Ancak kaymakam İsmail Şanlı'nın bu işi burada bırakmaya niyeti yok. Şartlar zor da olsa bu işi yapmaya kararlı. Galiba sözü açmak için zamanı çok güzel kullandınız. Teşekkür ediyorum. Efendim, o dönemin olaylarının içerisinde ve Akis dergisinin yayıncısı olarak Sayın Toker de vardı. Sayın Metin Toker dinledik. Söz de açıldı. Şimdi sizi dinleyelim efendim. Siz bir gazeteci olarak nasıl gördünüz, nasıl görüyorsunuz? Efendim, Demokrat belgesiyle Türk televizyonunda yeni bir dönemin açıldığı muhakkak. Seyirci de bunun bilincinde. Demirkırat'ın en fazla seyredilen dizi olduğu gibi belki en fazla Akis yaratmış dizi olması da bu yüzden. Nedir Demirkırat'ın özelliği? Şimdiye kadar başka belgeseller, diziler yapıldı. Bir Ant Kıbrıs belgeselini de yaptı. Ama Kıbrıs üzerinde bir milli mutabakat vardı. Demirkırat tartışılan bir konunun, yani üzerinde mutabakatı bulunmayan bir konunun, hatta bazı aktörlerinin ve tanıklarının yaşamakta olması sebebiyle böyle açık oturumlara vesile verebilecek bir dizi. Tarih perspektifi açısından son derece yakın bir dönemin, 50 sene bile yok incelenmesi. Demirkırat olayları koydu, görüntüleriyle verdi. Yorumlarını çeşitli ağızlardan dinletti. Dizinin sonu Türkiye'de aranılan bir mutabakatı getirdi. 10. programı seyredenler, o hüzünlü finali izleyenler şu mutabakata vardılar: artık Türkiye'de böyle şeyler olmasın. Burada böyle belgesellerin vazgeçilmez tabiatı ortaya çıkıyor. Mutlaka tabii imkan oranında bunlar tarafsızlık ilkesine bağlı bulunmalıdırlar. Demirkırat genelde böyle bir tabiatı başarıyla korudu, dengeyi de. Neydi dizinin sonundaki 10. bölümden sonra üzerinde birleşilen mutabakat? Bir daha böyle şeyler olmasın. Tabii 10. programda gösterilenin bir daha olmaması için baştaki 9 programdaki birçok olayın olmaması şartı vardır. Belgeselin bütünlüğü de burada. Demirkırat'ta birçok filmde uygulanan Hollywood'daki Yeşilçam'daki başka bir yöntem pekala uygulanabilirdi. Başta 10. programdaki hüzünlü son gösterilir. Sonra comeback yapılırdı. Ve böyle bir sona Türkiye'nin çok partili demokratik rejime geçtiği 1945'ten itibaren başarılı bir ilk imtihandan sonra nasıl adım adım geldiği, getirildiği anlatılırdı. Belki de bunun daha eski deyimle terbiye edici fazileti bulunurdu. Ama bir sözde denildiği gibi, eğer ders alınsaydı tarih tekerrürden ibaret kalır mıydı? Belgeselin insanlarımızı düşündürtmüş olması, son planda duygusallık ve merhamet egemen kılınarak da olsa bir milli mutabakatın sağlanmış bulunması büyük kazançtır gelecek için. Belgeselin üzerinde yorumlar yapılırken Sayın Komşum Burçak çok bilinen bir ikilemeyi getirdi. Bu iktidarın hışmı ile muhalefetin şiddeti arasındaki ilişkidir. Bu bana tavuk ile yumurtayı hatırlatıyor. 1946 ile 50 arasındaki dönem DP muhalefetinin CHP iktidarının hışmından
ve CHP iktidarı DEP muhalefetinin şiddetinden ve insafsızlığından şikayet ile geçti. Bilhassa Recep Peker döneminde muhalefetin şikayetleri arttı. 12 Temmuz beyannamesiyle ortalık daha düzüldükten sonra husumet andı kararları alan muhalefetin tavrı iktidarın şikayetine yol açtı. 1950 ile 1957 arası roller tersine döndü. Bu sefer CHP muhalefeti iktidarın hışmından ve iktidar CHP muhalefetinin insafsızlığından, şiddetinden şikayet eder hali oldu. Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan? Bunun cevabı verilmiş değil. Ama iktidarın hışmı mı muhalefetin şiddetini yapar, muhalefetin şiddeti mi iktidarı hışma sürükler? Bunun cevabı demokrasilerde var. Gidersin sandık başına, seçmenden sorarsın kim haklı kim haksız. Seçmen sana kararını oyuyla verir. 1950'de bu yapıldı. Seçmen Demokrat Parti'ye daha fazla oy verdi. Halk Partisi muhalefete geçti. Ve bu da dünyanın sonu olmadı. Ne dünyanın sonu oldu ne CHP'nin sonu oldu. 1954'te Demokrat Parti sandık başına gitti. Halk devam et dedi. Devam etti. Hiçbir şey olmadı. 1957'de erkene seçim almak lüzumu Demokrat Parti tarafından kabul edildi. Çünkü orada da bu karşılıklı suçlamalar devam edip gidiyordu. Tekrar sandık başına girildi. Tekrar sonuç alındı. Ve yine bir şey olmadı. Türkiye'de 1960'ın başında yeni bir seçime gitmek gereği ve lüzumu Demokrat Parti iktidarı tarafından dahi kabul edildi. Ve 1960'ın başında bir çalışma başlatıldı. Adalet Bakanlığı'nın çerçevesinde buna Cumhuriyet Halk Partisi de Turan Feyzioğlu'nu göndererek katkıda bulundu. Herkes zannediyordu ki başında Adalet Bakanı Esat Budakoğlu. O zaman bütçe 1 Mart'ta yürürlüğe girerdi. Meclis Şubat'ın sonunda bütçeyi kabul eder ve tatile geçerdi. Karar verildi ki bu sefer tatile girmeyecektir meclis. Mart'ın hemen başında hazırlanan tasarı ve seçimlerin beraberce tespit edilecek tarihi ilan edilecektir. Meclis o zaman tatile girecektir ve yeni meclis yeni seçimden sonra toplanacaktır. Fakat ne görüldü ve buna en çok Esat Budakoğlu şaştı. Şubat'ta oylama yapıldıktan sonra meclis tatile girdi. Adnan Menderes kayboldu. Budakoğlu aradı bulamadı. İstanbul'a gitti dediler. İstanbul'da aradı bulamadı. Ve istifa etmek mecburiyetinde kaldı. O zaman seçime gitme yerine yeni bir tertibin alındığı, düşünüldüğü, planlandığı ve uygulanmaya koyulduğu anlaşıldı. Bir tahkikat komisyonu kurulmasıyla seçimlerin Demokrat Parti önündeki engebelerin temizlenmesinden sonraya bırakıldığı ifadesiyle. Şimdi ben Sayın Kahraman'a sormak isterim. Eğer bu seçim yapılmış olsaydı, hatta 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs'ta meclis toplanıp tahkikat komisyonunu ilga etse ve yeni seçimin tarihini ilan etseydi, siz 27 Mayıs'ı yapar mıydınız, yapabilir miydiniz? Efendim, isterseniz şeyin oturumumuzun, sohbetimizin bu bölümünde direkt sorular sormayalım. Sanıyorum Sayın Karaman'ın kendi hazırlığı vardır. Ama ben bu sorunuzu not ediyorum. Gündeme yeniden getireceğim. Zaten benden sonra Karaman konuşacağı için. Evet efendim. Ama onu serbest bırakalım. Tabii. Efendim söz savunmanın değil ama bir Milli Birlik Komitesi üyesi olarak belgeseli izlediniz. Mini belgeseli birlikte izledik. Eleştirileri, beğenileri dinledik. Buradaki görüşleri dinledik. Şimdi söz sizin. Buyurun Sayın Karaman. Bu soruya hemen cevap vermek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım, tarihsel olaya adı karışan arkadaşlarım, silahlı kuvvetlerde zamanımızın en seçkin kurmaylarıydık. Ve hiç de siyasette ilgimiz yoktu.
hiç de düşünmüyorduk. Ve kendi mesleğimizde istikbal bekliyorduk. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de gördüğünüz komutanlar bizimle aşağı yukarı aynı kuşakta, hatta bizden belki 3-5 yaş daha büyük kuşakla insanlardı. Biz yüzbaşıyken orada itibarımız vardı, ismimiz vardı. Ama onların birçoklarının ismi yoktu. O makamlara biz daha çok layıktık. Ama bir tarihi kader, bir yersi olay bizi bu noktaya soktu. İstemeyerek soktu. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Ben 38 Milli Birlik Komitesi üyesinden birisi olarak değil, 4-5 tane, 4-5 kişi yetkili insanların birisi olarak söylüyorum. Eğer Demokrat Parti 1960 yılı Mayıs ayının 23'ünde, 25'inde seçim kararı vermiş olsaydı, bu ihtilal kesin olarak olmazdı. Çünkü bizim de çocuklarımız vardı ve yaptığımız işin çok tehlikeli bir şey olduğunu farkındaydık. Mesleklerimizden olmak istemezdik. Biz mesleklerimizi 20 Mayıs sabahı kaybettiğimizi fark ettik. Ondan evvel fark ettiğimizi mantıken bulurduk ama cesaretimizi kırmamak için onu düşünmedik. Tahkikat komisyonu bizim için çok önemli bir olaydır. Biraz sonra değineceğim. Kaldırılmış olsaydı, seçim tarihi edilmiş olsaydı kesin kes Türk siyasi tarihi böyle bir noktaya girmezdi. Arkadaşlar, Demir Kırat ismi altındaki bu belgesel toplum için çok iyi olmuştur. Toplum bir noktaya gelmiştir. Bu toplum bu noktaya aslında gelmek durumuna varmıştır. O yetenekler kazanmıştır. 1961 Anayasası'nın özgür ortamından sonra. Bugün belgeseli dinleyen ve ızdırap duyan insanlar, bugün Türkiye'de demokrat hakkında genç kuşakların o bilinçli davranışlarının hepsi 1961 Anayasası'ndan sonra oluşturulan özgürlük ortamının sonudur. Ve bugün belgeseli yapan Sayın Birant ve arkadaşların hepsi bana göre 1961 Anayasası'nın oluştuğu özgürlük ortamının yarattığı değerlerdir, cevherlerdir. Tarihsel olayların değerlendirilmesinde tarafsız ve objektif olmak lazımdır. Bu objektif ve tarafsız durumunu yitirirsek olmaz. Açık oturumun yararlı olması, toplumu uyarması ve gelecek kuşaklara yardımcı olması için artık bazı konularda ortak yargılara varılması gereklidir. 30 yıl sonra da bunu yapamaz isek bu açık oturumun hiçbir yararı yoktur. Yani demek istiyorum ki geçmişin olaylarını tek gözden, tek pencereden değil, artık tartışmalıyız. İnfazları tartışmalıyız. Sebepleri tartışmalıyız. Bir noktaya varmalıyız. 30 yıl sonra varmalıyız. Bunca olaylardan, özellikle 12 Eylül'den, 27 Mayıs'tan sonra geçen 30 yılın içerisindeki bir sürü olaylardan sonra sonuçlara varmalıyız. Şimdi bu sonuçlara varmak için şunları şey yapıyorum. Demokrat Parti hangi koşullarda iktidara geldi? Topluma ne gibi vaatlerde bulundu? Bunu netleştirmeliyiz. 1950-60 arasında insan hakları, özgürlükler, hukuk devleti yönünde nasıl bir seyir izlendi? Demokrat Parti yönetimi son yıllarında uyguladığı baskıcı yönetimle, hukuk dışı tutum ve davranışlarla basını, üniversiteyi, kamu yönetimini, vatandaşları ne duruma soktu? 1960 yılı Nisan ve Mayıs aylarında gerilen siyasal çıkmaz neydi? Bunun anatomisini ortaya çıkarmaya ihtiyaç var. Mesela 18 Nisan meclis müzakerelerinde tahkikat komisyonu kurulmasında neler konuşuldu? Ondan 3-5 gün evvel Demokrat Parti kurulumunda neler söylendi? Mesela bir arkadaş, anlatıyorum, sonradan tahkikat komisyonu üyesi olmuştur. Seçim yoktur. Basın hakkında tedbir almaya mecburuz. İsmet Paşa ölür ama leşi kalır ortada. Tefessü etmiş leşi, zihniyeti kalır. Onu da bertaraf etmeye mecburuz. CHP'nin merkez muamelatını, merkez faaliyetini tahkikat yapalım. Yılanı başından kavrayalım. Mahkemeler işe yaramıyor. Artık Demokrat Parti yönetimi mahkemelerin işe yaradığına kani değil. Ona göre önlem alalım demiştir. Ve o müzakerede çok dramatik olaylar olmuştur. Yani kamuoyu bunları, tabii o günün yasakları olduğu için bilmiyor. Ama
Bugün ortaya çıkarmamız lazımdır. Nasıl bir meclistir, neler yapılmıştır. Ondan sonra bir başbakan, günün başbakanı ne diyor? Atacaksın bu adamı dışarı. Kovacaksın meclisten. Sözlerini tanklardan çıkaracaksın. Bunları bilmek lazım. Birkaç ay sonra 27 Nisan'da olan bir meclis müzakeresi vardır. O müzakerelerin sonunda bir milletvekili kan revan içerisinde milletvekilleri tarafından, meclis personeli tarafından, polisler tarafından meclisin dışına atılmıştır. Bunlar unutulacak olaylar değildir. Dramatik olaylardır. Bir demokrasiye yakışmayan olaylardır. Türk toplumu bugün bu noktada değil. Ona minnetle, yani şükranla yad ediyorum. Ama olmuştur. Atlıyorum 20 gün sonra bir harbiye yürüyüş olmuştur. Hiç ilgisi yoktur 20 Mayıs'tan. Hatta biz gizli komite üyesi o yürüyüşten pirelemişizdir. Hazırlıklarımız ortaya çıkacaktır falan diye. Çünkü dış basın, Türkiye'de basın radyo bir şey vermiyordu. Radyo diye bir olay yok. Kapanmıştı radyo. Ama dış basın bunları veriyordu. Dış radyolar veriyordu, eyvah diyorduk falan. Yani kritik şeyler olacak. Ondan sonra bu konu Cumhurbaşkanı katında devrin yöneticiler tarafından itibar verilen bir profesör tarafından, Ali Fuat Başgil tarafından bir briefing yapılmış, konuşma yapılmış, sükunet tavsiye etmiş. Değişiklikler tavsiye etmiş. Toplumun tansiyonunu düşürecek olaylar tavsiye etmiş. Ama devrin Cumhurbaşkanı hayır. En şiddetli olayı görülmek lazımdır. Harp okulunu tenkil etmek lazımdır. Demiştir. Arkadaşlar, tenkilin genç kuşaklar bilmezler manasını. Sözcüklerde tenkil, uzaklaştırma. Herkese örnek olacak bir ceza verme. Düşman ya da zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma anlamı taşıyor. Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözcüğünde tepeleme anlamını taşıyor. Yani bir devrin en sorumlu yöneticileri bu kadar gaddar, demokrasiden uzak, insan haklarından uzak, hukuktan uzak bir duruma gelmişlerdir. Ve bunun sonucu Türkiye'de bir ortam oluşmaktadır. Ve hatta günün iktidarı geriye dönecek, seçime gidecek, nitekim biraz evvel okudum, söyledim sanıklarını, bir ortamı bırakmamıştır. Ve Demokrat Parti'nin çok suçlu bir duruma düştüğü için, ki ben onu iddia ediyorum, bu siyasette bir kuraldır, iktidarda bulunan insanlar, sivil asker kim olursa olsun, eğer çok birikim yaparlarsa, çok kötü işler yaparlarsa, onlar için seçim bir öcüdür. Korkarlar hesap sorulacağından. Demokrat Parti bu duruma düşmüştü. Efendim, acaba toparlamanızı rica edeyim. Efendim, demokrasi ve özgürlük vaat edilerek iktidara geldiler. İnsan haklarını ve hukuku rafa kaldırdılar. Baskıcı bir yönetim kurdular, diktaya yöneldiler. 20 Mayıs diktaya yönelmiş baskıcı bir rejime karşı sadece silahlara güvenilerek yapılan bir ihtilal değildi. Hiç kimse silaha güvenemez arkadaşlar. Baskı yönetimine karşı günlerce sürdürülen yaygın direniş göz önüne alınarak ve halkın yoğun desteğine güvenilerek yapılmıştı. Böyle olmasıydı Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde ve yurdun her tarafında günlerce süren 20 Mayıs'ı destekleme gösterileri yapılabilir miydi? Bu olayları 12 Mart'ta veya 12 Eylül'de gördünüz mü? Halkın böyle yoğun tepkilerini, yoğun bağlılık gösterilerini görebildiniz mi? Tarihçi görebildi mi? Arkadaşlar, ben bu konuyu kendi görüşüm, 20 Mayıs'ın görüşü olarak anlatmıyorum. Bu haftaki Aktualite dergisinde çıkan Sayın Cindorok'un, eski Demokrat Partili gençlik kollarında bulunmuş ve yasada avukatlık yapmış, korumuş ve nihayet Demokrat Partili'nin devamları olan partilerden birisinde genel başkanlık yapmış çok değerli bir siyasetçimiz. Soruyorlar, Demokrat Parti'nin hiç kusuru yok muydu? Cevap: yoktu demek yanlıştır. Demokrat Parti'nin kusuru 1955'ten sonraki siyasi kusurlardır. Onların başında da 46-50 arasında yaptığı demokrasi kavgasına gölge düşürmektir. Demokrat Parti demokratikleşme sürecini Türkiye'de geciktirmiştir. Bunun nedeni çok katı, inkarcı muhalefet karşısında duygusal davranmasıdır.
Rahmetli İnönü'nün cümleleri tahrik edici, halka etkileyici olmasa bile iktidarı rahatsız ediyordu. Buradan bir sıkıntı çıktı. Demokrat Parti 46-50 çizgisinden saptı. Sayın Karaman, özür dilerim ama o yazı uzayabilir. Çok kısa efendim. Çok kısa özetlerseniz efendim. Evet. Efendim, süreyi açtınız. Bu sapış partinin kurucu kurulunda da ortaya çıktı. Fuat Köprülü partiyi gitmek zorunda kaldı. Millet seçkinler Demokrat Parti'nin zulmünden bizi İnönü kurtaracak mantığı içerisinde girmişlerdi. Millet bu hale gelmişti diyor. Yani İnönü kurtarıcı niteliği kazanmıştı. İlk hedefler beyannamesi diye bir belgeyi parti kurultayında kabul etti. Demokrat Parti merkezinde muhatabımız memurlardı. Yıllardır Demokrat Parti kongresini yapmıyordu diyorlar. Sayın Karaman. Bitiyor efendim. Efendim, hemen bitiyor izin efendim. Verir misiniz? Bir noktayı hatırlatmak zorundayım. 1,5 saat zamanımız var. Evet. Yani siz şu anda iki mislini kullandınız. Hayır efendim. Evet efendim. Yok. Evet. Neyse. Yani ben yanılmış olayım efendim. Bitiyor efendim. Süreyi uzatmak. Böyle bir ortamda Demokrat Parti yapılabilir yanlışların en büyüğünü yaptı. Tahkikaten cümlenini kurdu. Bunlar benim sözlerim değil arkadaşlar. Bunlar Cindoron, Sayın Cindoron sözleri. Bu encümen bir siyasal yanlıştır. Gerekçeleri duygusaldır, çözüm değildir. Yanlış olan iktidar partisi çoğunluğunun muhalefet partisi hakkında tahkikat açmasıdır. Halbuki muhalefet denetim organıdır. Böylece denetim organı iktidar tarafından denetlendi. Yani bu sözü şimdiye kadar Türkiye'de söyleyen çıkmadı. Çok güçlü bir siyasetçi. Yani denetim organı denetlendi diyor. Yani enteresan bir görüş. Bu da CHP için önemli fırsat oldu. Halk sokağa indirildi. Olaylar toplumsal muhalefetin düzeyine çıktı diyor. İlk etaptaki konuşmalarım bu kadar efendim. Saygılar sunarım. Devam edeceğiz efendim. Evet. Vaktin müsaadesi oranında. Sayın Kılıç, bu arada basına göndermeler yapıldı. Siz de o dönemde sorumlu bir görevdeydiniz. Basın Yayın Genel Müdürü olarak. Acaba olayları nasıl gördünüz? Bize anlatır mısınız efendim? Efendim, önce söyleyeyim ki Sayın Karaman mazur görsünler. 27 Mayıs darbesi niyetleri ne olursa olsun, sebepleri, gerekçeleri ne olursa olsun, herhalde idamları gerektirecek, insanları öldürecek, insanları sefalete ve acılara sürüklemesi gereken bir gerekçesi yoktu. 27 Mayıs darbesi hem insani açıdan hem toplumsal açıdan bir milli felaketti. İzleri hala toplumumuzda, bazı yaraları hala işliyor. Hemen söyleyeyim ki ben bu trajedinin aktörlerinden biri değildim. Figüranlarından belki birisiydim. Çünkü bürokrattım. Basın Yayın Genel Müdürü olarak canlı hedeflerden birini teşkil ettim. Ve demokrat arkadaşlarımla birlikte kader birliği yaptık. Yasada da onlarla birlikte 8 ayım geçti. Ve doğrusu sadece 8 ay kaldığım için şimdi biraz mahcubiyet duyuyorum. Ve sadece adı yüksek olan Adalet Divanı'nda beraat ettiğim için de bunu bir şeref addetmiyorum, bir mahcubiyet vesilesi telakki ediyorum. Onun için ben ne Demirkırat belgeseli konusunda ne de 27 Mayıs darbesi hususunda tam objektif olamam. Burada galiba kimse objektif olamaz. Onun için şunu da söyleyeyim, hele 30 sene geçtikten sonra tarafları çok olan böyle bir olayda herkesi memnun etmek mümkün değildir. Herkesi tatmin etmek mümkün değildir. Fakat Mehmet Ali Birant arkadaşımı kutluyorum. Bir çığır açmıştır. Bu belgeseli yapmakla ve TRT'de Sayın Kerim Aydın Erdem de yayınlamakla medeni cesaret göstermiştir. Ve aynı zamanda bir husus daha var. Teknik açıdan, belgesel tekniği açısından da bir çığır açmıştır. Kendisini ve arkadaşlarını tebrik etmek isterim. Bu eleştirilerime mani olmayacaktır. Dizinin son infaz bölümü trajedinin boyutlarını, haksızlığını ve olayların akışının ve acı neticeye doğru akışının ne derece çaresizlik, bütün aktörlerin çaresizliği önünde geliştiğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ve insanlara Mehmet Ali Birand'ın sonunda sorduğu suali sordurtuyor.
Hepimiz sorumluyuz ve bu böyle olmamalıydı. Gerçekten bu böyle olmamalıydı ve bu bakımdan da bilhassa o son bölüm, bütün bölüm, diğer bölümlerde olabilecek hataları, eksiklikleri, dengesizlikleri dengeleyen, mazur gösteren bir başarıdır. Evet, bu neticeden alel derecat hepimiz sorumluyuz ve bu böyle olmamalıydı. Ama bu sorunun, bu neticenin bir sorusu var. Acaba bu neden böyle oldu? Acaba bu dizide Metin Toker arkadaşım diyor ki infazlar bölümü evvel gösterilseydi daha iyi olurdu. İlerideki, yani buraya getiren olayları daha iyi anlamış olurduk. Evet, daha iyi anlamış olurduk ama bir şey daha yapılsaydı, biraz daha denge olsaydı. Mesela haklısınız, Metin Toker, Cüneyt Arcıyürek kardeşlerimiz canlı tanıklarıydı bu olayların. Fakat diğer tanıkları da vardı. Ağırlık biraz kendilerine verilmiş. Ağırlık Metin Toker'in kitabının bölümlerine yayılmış. Fakat Metin, Turan Dilligil vardı, Mithat Berim vardı. Onlar da bu dizide yer almalıydılar. Ve asıl bu neden böyle oldu sorusunun bir cevabı daha var. Bizi Yeşil Yurt'ta tekmeleyen genç teğmenler, size enjeksiyon yapacağıma, hayvanlara enjeksiyon yapacağım diyen Veli Tabancalı doktor, rahmetli Lütfü Kırdar yere düştüğü zaman kalp kriziyle bırakın ölsün bir şey çıkmaz diyen genç ve Yeşil Yurt'taki o Sille Tokat koridorunda bizi tekmeleyen gençler ve nihayet İmralı'da bizzat infaza kalkışan genç teğmenleri acaba o noktaya sadece tahkikat komisyonu mu, sadece Supi Karaman beyefendinin ileri sürdüğü siyasi gelişmeler mi getirdi? Acaba başka sorumlusu yok mu bunun? Çünkü o ölüm koridorunda, ben ölüm koridoru diyorum çünkü hepimiz orada ölebilirdik belki, söylenen sözler hep 27 Mayıs'tan evvel ve 27 Mayıs'tan sonra gazete ve dergilerde çıkan iddiaların, dedikoduların ve hiçbirisinin asla çıkmamıştır özetleriydi. Acaba bunlara yer verilemez miydi? Acaba daha dengeli olmaz mıydı o zaman? Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İleride evet, tartışmaların akışı içinde. Geçerli sorular sordunuz. Sanıyorum son bölümde bunları cevaplamak fırsatını bulacağız. Sayın Erkmen, siz de Demokrat Parti milletvekili olarak olayları yaşadınız, sonra görevler aldınız. Son konuşmacımız değil ama sondan bir evvelki konuşmacımız olarak sizden de rica etsem efendim. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ben başka türlü bir konuşma ile konuya girmek istiyordum ama benden evvel konuşan arkadaşlarımın açtıkları bahisler beni maalesef o mecraya sürüklüyor ister istemez. Ben burada gene Cumhuriyet Halk Partisi Milli Birlik dayanışması demeyeceğim. Çünkü beyefendi Cumhuriyet Halk Partili değil Metin Bey. Ama AKİS ve Milli Birlik Komitesi dayanışmasının şahidi oldum bir kere daha. Oysa ben buraya bir mutabakat sağlamanın hevesi, heyecanı içinde gelmiştim. İşte koptuk gene birbirimizden. Hani ara sıra bir ant arkadaşım, efendim ne olur 50-60 dönemi kavgasına girmeyelim diyor ama çekilince giriyorsunuz. Kavgaya çağrılınca kaçamazsınız kavgadan. O itibarla bir sloganları aynen muhafaza ediyor Toker arkadaşım. Husumet andı diyor. Yok husumet andı. Halk Partisi'nin bir andı, bir kongre kararını atlandırdığı, tahrif ederek atlandırdığı bir konudur. Yani husumet andı diye bir şey yok. Kimseye husumet ilan edilmemiş. O anda diyor ki eğer milletin reylerine riayet etmezseniz, tekrar 46 seçim gibi seçim yaparsanız milletin husumetine maruz kalırsınız. Bundan daha basit, bundan daha haklı bir ikaz olamaz. Ama husumet andı diyor hala. Beyefendi hala şimdi 27 Mayıs edebiyatını yapıyor. Nasıl oluyor bugünden hala bunu yapabiliyorlar? Hayretler içindeyim. Doğrusu hayretler içindeyim. Meğer neymiş bu Demokrat Parti? Ne zalim imiş ki bu Demokrat Parti? Hala hınçları çıkmamış işlerinden. Ne yapmış Demokrat Parti? Milli Birlik gibi adam mı asmış?
Ne yapmış Demokrat Parti? Söylemiştim mi? Takat encümeni kurmuş. Ne olmuş takat encümeniyle? Bir meseleyi tahkik etmek istemiş. Şimdi Cindor'un şahitliğini getiriyorlar buraya. Cindor doğru söylüyor. Cindor'a ben de katılırım orada. Cindor diyor bu bir siyasi aksiyondur. Siyasi tasarruftur. Siyasi tasarrufun askeri veya müdahale bu kabilesi değildir. Ölemiyordu. Nereden buluyorlar bir efendiler hakları? Tahkikat komisyonu kurmuş diye Demokrat Parti'ye kıymak, demokrasiye kıymak hakkını nereden buldu? Şunu tartışalım evvela. Bir yerde mutabakata varalım. Caiz mi değil mi? Mutabakatına varalım. Tekrar olmasın bu işler diyoruz ama tekrar olmasın derken yapılanın yanlış olduğunu, nerede yanlışlığı mevcut olduğunu mutlaka belirtmeliyiz. Orada mutabakata varmalıyız. Şimdi ben kusura bakmasınlar. Karaman arkadaşımız diyelim yine hala eski şarkıyı söylüyor. İfadeyi sabıkamda ısrar ederim, ısrar ediyorum diyen bir kasaba avukatı gibi konuşuyor. Kusura bakmasınlar. Hala bildiğini söylüyor. Lüzum yok bunlara. Bunlar gelmiş geçmiş ve muhasebeniz yapılmıştı, millet sizi mahkum etmiş. Söylüyor arkadaşım işte söyledi size. Demokrat Parti hangi seçime girmişse kazanmış. Darbe yapılmış, indirilmiş, Halk Partisi'ne yol açılmak istenilmiş. Halk Partisi'ne yol gene kapalı. Demokrat Parti devamına yollar açık. Milletin hükmünün hiç mi değeri yok? İstirham eder. Yani hep mi askeri makam tarasut mevkinden, karargâhtan karar verecek de icra edecek milletin üzerine? Ne zamana kadar sürecek bu işler? Nerede bitireceğiz bu davayı? Çok istirham ediyorum. Burada bitirelim artık bunu. Bunu bitirelim. Eğer belgeselden bir şey bekliyorsak bitirelim. Beklemiyorsak böyle mesela oturuyoruz burada çene çalıyoruz. Hiç lüzumu yok bunlar. Gereksiz. Niçin konuş? Birbirimizi ikna edemeyiz. Herkes kendi şarkısını söyleyip de kendi melodisini çalacaksa nerede akort yok? Direkt idare yok, senfonik idare yok veya diyelim bir armoni isteyecek bir hareket yok. Her birimiz ayrı ayrı şarkılarını söyleyeceğiz. Ben de Milli Birlik Komitesi'nin şimdi burada itham edeceğim. Halk Partisi daha çok Akiz Dergisi'nin yaptığı telkinleri mefsedeti diyeceğim. Dile getireceğim. Olmayacak ki. Niçin halkın karşısında dövüşmeye mi geldik buraya biz? Çok istirham ederim. Çok yadırgadım. Çok yadırgadım. Affedersiniz çok da müteessir oldum. Beyhude çalışıyoruz. Beyhude konuşuyoruz yani. O zaman birbirimizi herkes nerede bulursa fırsatını tamamlayacak, icabına bakacak ve ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, devam edecek. Olmaz böyle toplum hayatı. Olmaz böyle demokrasi. Yanlış bu işler. Gelin bir yerde mutabakata varalım desem gelmeyeceksiniz, gelemiyorsunuz. Ben hazırım. Abi nasıl hazırsınız? Beyefendi buyurduğunuz hususlar hazır olduğunuzu göstermiyor ki. Göstermiyor. Şimdi Toker arkadaşım diyor ki efendim seçim yapmayacaklar bunu. Nereden çıkmış bu seçim yapmayacağımız kanaati acaba? Hiç deliği yok elinde. Efendim diyor Esat Budakoğlu istifa etti. Esat Budakoğlu burada yok. Olmadığı için gıyabında konuşmaya hakkı da yok. Neden istifa ettiğini o ifade etmek imkanına sahip değil. Burada öyle bir şey yapamazsınız. Akis Mecmuası değil burası. Metin Bey, burası bir açık oturum. Ve her lafın cevabı anında verilebilecek bir yerdesiniz. Bunu bilesiniz, biliniz ve ona göre konuşunuz. Esat Bulakoğlu acaba niçin istifa etti? Ben söylesem onun adına ben de konuşamam. Veyahut da hüküm vermek şeye, probite entelektüele, dürüstle, zihin dürüstlüğüne yakışmaz. Olmaz böyle şey. Yani söylediğimizde hüküm çıkaracağız ve haklı olduğumuzu iddia edeceğiz. Bu böyle bu kavga o zaman bitmez. İlla nihaye bu kavga kıyamete kadar gider ve bu memlekette de ne nizam olur, ne demokrasi olur, ne de bir medeni yaşama imkanı olur. Çok istirham ederim. Anlaşacaksa konuşalım, anlaşacaksa ben gidiyorum. Emin olun giderim yani. Niye konuşayım burada kime? Kime hitap edeyim? Kim anlayacak beni? Bir Mehmet Ali Bey anlayacaktır. Altan Bey'in beni anlayabileceğini tahmin ediyorum. Diğerleri zaten benim arkadaşlarım. Ama böyle bir cephe halinde olacaksak beyhude konuşmayalım, beyhude yorulmayalım. Beyhude vatandaşlarımızı da yormayalım, üzmeyelim. Onlar da üzülüyorlar şimdi. Bizi burada beraber olmaya ve bir daha bu işlerin tekerrür etmemesine, mutabakata varmaya gelmiş insanlar olarak bekliyorlar. Hayır, biz kavgaya başlıyoruz yeniden. Çok üzüldüm. Emin olun çok üzüldüm. Şimdi münakaşanın cereyanı içinde başka şeyler söylenebilir ama
Hakikat encümeni, hakikat encümeni nedir, ne değildir? Ben size anlatırım onu. Eğer vaktiniz müsaitse. Efendim onu bir soru olarak sonra alalım. Evet, isterseniz. Onu anlatırım ben size. Tamamen büyüteç altına konmuş, hilaf-ı hakikat isnatlarla denatürize etmiş, tabiatı bozulmuş bir müessese halinde. Ben size anlatacağım şimdi. Hatta burada getirdim. Meclis'te Feyzoğlu'nun beyanları var. Okuyacağım size burada. Bunlara temas edeceğinizi düşünerek geldim ama bunları okuyarak, bunları zikrederek belki mutabakata varız diye getirdim. Yoksa kavgaya vesile olsun diye getirmedim. Evet efendim, şimdi evet, neler var bakayım. Harp okulunun imhası nereden çıktı? Bu çoktan iflas etmiş bir hikaye. Çoktan iflas etmiş bir efendim iddia. Yasal da mahkemesinden geçtik, bu dava böyle bir dava gelemedi. Yok çünkü böyle bir şey. Tamamen uydurma, tamamen isnat, tamamen iftira. Nasıl olur böyle şey? Harp parası, harbiyeni imha edilecekmiş. Ve harbiye imha edilecekmiş de tenkil edilecekmiş. Tenkilin manasını da lügata başvurarak anlatıyor Karaman arkadaşım. Bir şey daha söyleseydi keşke. Başol da söyledi mahkemede. Tenkil kökten kazımak diyordu. Onu unuttunuz galiba. Kökünü sökmek, kökten kazımak diye, o da öyle anlatıyordu. Bizim kafamıza vuruyordu tenkil edecekmişsiniz diye. Ve efendi, tenkil bir amme tasarrufudur. İnsana kıymak demek değildir. Amme nizamını bozan insanlara karşı tedbir olarak tatbik edilir. Ama amme nizamını bozmayan insanları götürüp de, götürürken dövmek değildir. Götürürken götürüp asmak demek değildir. Milletin seçtiği insanları dayaktan geçirerek, hakarete maruz bırakarak, milleti küçültmek demek değildir. Bunları yapanlar sizlersiniz, yaptıranlar sizlersiniz. E şimdi nasıl hala bunu söyleyebiliyorsunuz? Ben hayretler içindeyim. Keşke bu bahsiz açmasaydınız, ben de böyle konuşmasaydım. Teşekkür ederim efendim, gene devam ederiz. Peki efendim. Çok küçüktüm tanıştığımızda. Hiç bitmedi dostluğumuz ondan sonra. Rüzgar nereye, ben oraya. Rüzgar nereye, götür beni oraya. Tuhaf tuhaf işler yaptık birlikte. Hep daha büyük planlar vardı aklımda. Ve dostum Rüzgar arkamdaydı her defasında. Rüzgar nereye, götür beni oraya. Bazı insanlar kimsenin göremediklerini görür. Siz görebiliyorsanız bizce mümkün. Finansbank. Orjin rahatlatıcı masaj kremi tüm eczanelerde. Çalışan Türkiye'nin enerjisi Aygaz'ın enerjisiyle yükseliyor. 50 yıldır yükselen Türkiye'nin enerjisi Aygaz. Orjin rahatlatıcı masaj kremi tüm eczanelerde. Hanımefendi, 10 dakikadır konuşuyoruz. Yani sormadığınız soru kalmadı. Bir sürü tuşa bastım. Ne yapayım bilmiyorum ki. Yani Ayşe Yılmaz'ım ben, yemin mi edeyim size? Selamlar. Bakın, Vodafone'da sesli imza diye bir teknoloji var. Vodafone çağrı merkezi sesinizi otomatik olarak tanır. E gereksiz zaman kaybetmeden işleminiz hallolur. Sesli imza teknolojisi Vodafone çağrı merkezinde. Vodafone, herkesin hakkı. Ya anne, daha ne kadar yemek yapacaksın ya? Bizim park yalan oldu. Bir sürü iş var daha ya. Daha fırını temizleyecek. Of, bir şeyler yapmam lazım. Ben en iyisi biraz dikkat çekeyim. Of, gidiyoruz galiba. Özel geliştirilmiş cam yüzeyi sayesinde daha az kir tutar, tek harekette kolayca temizlenir. Çünkü o Beko, akıllı. Parka 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 parka. Beko, dünya markası. En zorlu yollarda, bu performans hep durukta, havada kanada Petlas. Gücü performansa dönüştürür. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Oh,
futbol konuşacak. İyilik zamanı, iyilik zamanı. Bir gazete ne yapsa 1 milyon okur olur? Sordum, kimse bilemedi. Günaydın Salim abi. Günaydın. Demokrat olursa dediler. Yaklaştılar. Sayfaları tablo gibi güzel olursa dediler. Hayrola? Servisi kaçırdı. Çocuklarımıza gösterebilirsek dediler. Bizim gazetede bunların hepsi var ama dedim. 1 milyon okur kazanmak için bunlar yetmez. Başka gazeteler dedim, okurun ayağına bekler. Biz dedim, her sabah gün ağırmadan yola çıkar, gazetemizi okurun ayağına götürürüz. Tıpkı başka medeni memleketlerdeki gibi. İyi gazete insanların ayağına gelir dedim. Fatma Hanım teyze, annem aşure yolladı. Sağ ol yavrum, eksik olma. Enver amca, gazeteniz. Sağ ol yavrum, yine tam zamanında geldim. Harun, şu benim aboneliği yıllığa çevir, yıllığa. Başım üstüne Enver amca. İyi gazete insanların ayağına gelir. Bizi arayın, size de getirelim. İyilik zamanı. Balkanlarda Osmanlı'nın zengin kültürünün izlerini taşıyan ülke. Ülkemizle olan sosyal ilişkiler, yardımlaşmalar bu kültürün paylaşılmasını ve artmasını sağlıyor. Tarihi geçmişiyle Arnavutluk-Türkiye ilişkilerini bulabileceğiniz Orhun'dan Üsküp'e Kardeşeli yarın 22.30'da TRT Haber'de. Sayın Öğmen, Erkmen konuşması sırasında sizin kendisini anlayacağınızı söyledi, onu umduğunu söyledi. Ama biraz heyecanlı söylenmiş sözlerdi. Zannediyorum hepimiz kendisini dikkatle dinliyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Tabii eğer oturumumuzun başında tam bir mutabakat olsaydı her konuda, böyle bir oturuma da hiç gerek kalmayabilirdi. Bazı farklar olacak, oturumumuzun sonunda da olacak. Fakat o farklara karşı tavrımızdır galiba bize ümit verecek olan ya da ümitsizliğe sevk edecek olan. Ama ben bu araya girdiğim bu düşüncelerle sözü size bırakmak istiyorum. O dönemin bir gazetecisi olarak, bir genci olarak olayları nasıl gördünüz, nasıl izlediniz, bugün neler düşünüyorsunuz? Buyurun Sayın Öğmen. Şimdi aslında tartışmanın bu hali açısından gene de o kadar kötümser değilim. Yani bu konu yıllarca arkadaşlarımız da belirtti, bir tabu halinde. Belgesel ilk başladığı zamanda gene tartışmalar oldu ilk bölümden itibaren. Yani şurası çok fazla gösterildi, burası az gösterildi falan. Şimdi ilk defa bir açık oturumda hem de canlı olarak tartışılıyor. Hiç söylenmemiş bu sözler şimdiye kadar. Rıfkı Salim Bey ta ne zamandan beri herhalde televizyonda böyle bir ifadede bulunma imkanına sahip olmadınız. Hayrettin Bey de öyle, ben de öyle. O açıdan yani ilk sözlerin belki karşılıklı çıkış noktalarının belirmesi açısından bir faydası olabilir. Ondan sonra uzlaşma noktaları gene de bulabiliriz. Aslında şu da tabii normal. Herkes bu 27 Mayıs öncesinin 27 Mayıs'ında ayrıca daha sonra bir tarafını gördü. Ben o sırada bir başka taraftaydım. Gençliğin arasındaydım. Aynı zamanda gazeteciydim. Çalıştığım gazete bir muhalefet gazetesiydi. Siz politikadaydınız. Diğer arkadaşlar başka taraftaydı. Supi Bey ordunun içindeydim. O tarafların etkisinde hepimiz daha fazlayız. Ama bir eğer genel bakış getirmeye çalışırsak, önce ondan başlayayım, sonra ben de içinde bulunduğum taraftan nasıl görüldüğünü söyleyeceğim. Bir genel bakış içinde bakarsak 1950-60 arası, şimdi bunu tartışıyoruz. Türkiye'nin demokrasiye, çok partili demokrasiye tam geçtiği zamandır. Aslında 46'da başlamıştır ama 46 seçimlerinin pek doğru dürüst olmadığı bellidir. 50 senesinde ilk defa o zamanki seçim kanunuyla ve iyi bir seçim kanunuyla seçim yapılmıştır. Demokrasi başlamıştır. 27 senelik bir tek parti, 23 senelik bir tek parti döneminden sonra 4 senelik de bir o geçiş döneminin başlangıcı döneminden sonra. Burada eksiklerimiz vardı. Bir kere bir anayasayla girmiştik bu demokrasiye biz. Demokrasi tek parti dönemine göre yapılmış bir anayasaydı. O anayasaya göre istiklal mahkemeleri kurulmuştu. O anayasaya göre takviye hüküm kanunları çıkmıştı. Her şey yapılmıştı. Devletin tam otoritesini temin eden, ona imkan veren bir anayasaydı.
Yani kuvvetlerin ayrılığı değil de birliği. Kuvvetlerin ayrılımı değil, birliği. Meclis ne derse olur. Meclis yanlış yapmaz esasına göre. Konulmuş bir anayasaydı ve bu anayasa değişmeden biz çok partili döneme girdik. İkinci bir şey, bir seçim kanunu hazırlandı. Usul açısından liberaldi ve çok iyi bir şekilde o zamanki partilerin iştirakiyle müşterek bir komisyon halinde hazırlandı. Herkes bunda mutabıktı. Bir vardı. Ekseriyet sistemine dayanıyordu ve çok haksız sonuçlar verebilecek bir ekseriyet sistemine dayanıyordu. Haksızın yanında dengesiz. Şimdi düşünün ki İstanbul 20 milletvekili çıkaracak. Diyelim 50 bin oy kullanıldı. Rakamları şey olarak veriyorum. 51 bin oy alan, 50 bin bir oy alan bir parti o 20 milletvekilinin hepsini çıkarır. Öteki partiler hiçbir şey çıkaramaz. Eğer genel olarak bütün yurtta Demokrat Parti bir genel bir önde gidiyorsa, genel açıdan önde gidiyorsa, azıcık önde gitse bile gene bütün milletvekillerini o çıkarır. Çoğunluk sistemi. Hani tekim eğer nispetlere bakarsak biz 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı o %40'ın üstündedir şimdi hatırladığıma göre. Demokrat Parti'nin aldığı o %60'ın üzerindedir. Ama 500'e yakın milletvekili Demokrat Parti gelmiştir oraya. Halk Partisi ancak 67 milletvekili çıkarmıştır. Bu da eksiklerinden biridir. Yani biraz daha üstün olan, farklı da olsa bir üstün olan partiye o oranın çok daha üstünde dev aynası etkisi yapacak bir şekilde bir ekseriyet veren bir seçim kanunu vardı. Nitekim 1954 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı o %40'ın altına düştü zannediyorum. Ama aldığı milletvekili sayısı çıkardığımda 30'a düştü. 3-5 ilde bu oluyordu. Ve o illerde sanki şey gibi bir nazar boncuğu gibi alışılmamış genel hatların dışında oy kullanmış gibi oluyordu. Nitekim iktidar da kendisini onlara yadırgar halde buldu. Kırşehir Kanunu diye bir şey çıkardı. Kırşehir Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne, Osman Bülükbaşı'nın partisine ev vermişti, Muhalefet Partisi'ne. Bu yani nasıl oluyor da böyle oluyor diye kendi de şaşırdı. Kırşehir il olmaktan ilçe haline getirildi. Cezalandırılır gibi yahut da pek garip bir vaziyette kalmış olduğu için yani hak etmemiş bu il olmayı gibi. Hatta buna benzer mecliste konuşmalar yapıldığını hatırlıyorum. Şimdi bütün bu dezavantajların yanında bir şey daha vardı. İlk demokrasimizin kadrolarının hepsi, büyük kısmı yahut tek parti döneminde sorumluluk almış, yetkili olmuş kadrolarıydı. Gençler, Hayrettin Bey gibi, o zaman Rıfkı Salim Bey gibi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin hocaydı. Onlar azınlıktaydı yahut onların sayısı fazla olsa bile asıl hakimiyet tek parti dönemini yaşamış insanların hakimiyet elindeydi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için de öyle, Demokrat Parti için de öyleydi. O dönemde şuna alışılmıştır. Devlet güçlüdür. Devlet her istediğini yaptırır. Ve karşısına karşı en ufak bir hareket geçerse ona müsamaha göstermez, şiddetle yürür. İki taraf da buna alışıktı. Rıfkı Salim Bey'in verdiği misal, Faik Ahmet Baruç'un hatıralarından o gece, 1950'de seçimin kaybedildiği gece, Şemsettin Günaltay'ın söylediği, İsmet Paşa'nın dediği doğru olabilir. Yani bunlar 6 ay dayanamazlar, 1 sene dayanamazlar. O belki, ama şöyle de almak lazım. Bu söylenen laflar demin Hayrettin Bey de Sufi Bey'in söylediği bir lafa da şey yaptı, dayandı. Ne ölçüde hatırda kalmıştır Faik Ahmet Baruç yazıyor ama ve ne anlamda söylenmiştir onlar belli değil. Yani kendi partililerine moral vermek için İsmet Paşa 6 ay dayanamazlar, 1 ay dayanamazlar demiş olabilir. Milletin yanlış seçim yaptığına inanmış olabilir. Birçok kimseyi ben de tanıyorum o zaman Halk Partisi'nden. Millet yanıldı 1954 seçimlerinde, anlayacak bu yanılgısını. Çünkü geldiler onlar ama pek bir şey yapamazlar. Gene biz geleceğiz. Bu inanç içinde olanlar vardı 1954 seçimlerinde, öyle olmadı. Fakat bunlar geçti o 3-4 sene içinde. Artık kadrolar biraz daha geldi, yeni kadrolar. Ve ancak iktidarın seçimle değişebileceğine inanıldı. Fakat benim anlayamadığım şudur. 1954 senesinde Demokrat Parti, temin belirttiğim gibi 1950 seçiminden de çok daha önemli bir başarı kazandı. Karşısındaki Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 30 civarına düştü. Fakat ondan sonra gene yapılan tenkitlere karşı bir tahammülsüzlük dönemi başladı. Misalleri, yani falanca şunu söyledi, filanca bunu söyledi değil. Kanunlar var elde. Bir basın kanunu var, 1956 yılında çıkmış.
6732 sayılı kanun olarak hala ben hatırlarım. Çünkü o zaman basın mensubuydum. Şimdi bir tek şeyini okuyayım. Cümlesini, yani birçok maddeleri var. Bununla şey mahkum etmek, basın mensubunu mahkum etmek mümkün. Şimdi diyor ki başında, matbuat vasıtasıyla her ne surette olursa olsun şeref ve itibar kıracak. Her ne surette olursa olsun. Şöhret veya mesleğe zarar verebilecek bir hususun isnat edilmesi halinde işte bir seneden üç seneye kadar hapse mahkum olur. Şimdi şeref ve mesleğe zarar verecek. O sırada şunu da unutmamak lazım, ispat hakkı da yok. Yani bir yerde bir suistimal gördünüz, bir yanlış iş gördünüz, onu yazdınız, isnat etmiş oluyorsunuz. Adam mahkemeye götürüyor sizi. Hatta götürmesine bile yok, bile gerek yok. Daha sonra savcılara verildi bu şey. Yani reysen takip, şikayet üzerine takip gibi. Veriyor mahkeme. Efendim ben gördüm işte kanıtları da burada, belgeleri burada deseniz bile bunu dikkate almadan sizi bir seneye mahkum edebilirler. Kaldı ki bununla da kalmıyordu. Resmi şahıslar, yani bakanlar, diğer politikacılar falan için bütün tasdik etmiş yukarıdaki şeyleri. Altında diyor ki kanunda tasdik edilen haller haricinde resmi sıfatı haiz olanları küçük düşürmeyi hedef tutan. Şimdi nasıl küçük düşürmeyi hedef tutan, nereden anlayacak? Veya bunlar aleyhine istihkar veya istihfaf. İstihkar yani hakir görme ve istihfaf, alay etme hissi telkin edebilecek. Yahut müphem, şüpheli bir hal. Veya suizanlı davet edebilecek mahiyette neşriyata bulunması halinde fail bir seneden üç seneye kadar hapis ve 3.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezasıyla, o zaman ağırdı bu para cezaları, cezalandırılır. O kadar müphem ifadeler ki, yani bir fotoğraf neşretseniz yüzü o kadar güzel görünmese denilebilir ki bu alaycı bir ifade kin edebilir, alaycı hisler telkin etmeye müsaittir diye o mahkum edilebilir. Ve bununla da kalınmıyordu. Buna göre mahkum olan kişinin çalıştığı gazetede bir aydan üç aya kadar kapatılıyordu ve bu kararı vermeye otomatik olarak mecburdu mahkemeler. Çünkü kanun öyleydi. Bu cezayı yiyen basın mensubu bulunduğu gazete kapatılır. Şimdi mahkemeler nasıl yorumluyordu bunu? Mahkemeler de zaman zaman şey bir şekilde, yani bu kanunun amacına uygun bir şekilde kutluyordu. Yani insanları mahkum ediyordu. Niçin? Bir de şey vardı. Hakim teminatı diye bir şey kalktı ortadan. Çünkü reysen emekliye hakimler sevk edilebiliyordu. Yani istenilen bir şekilde karar vermeyen bir hakimin endişesi olabilirdi. Neyse, yani bunları ben münakaşa kapısı açmak için söylemiyorum ama misal olarak veriyorum. 54 senesinden itibaren bir tahammülsüzlük hali başladı. Bununla kalınmadı tabii, bu basın kanunu. Toplantı gösteri görüşleri kanunu çıktı. Her türlü toplantı için izin alınacak. Fiiliyatta muhalefet partilerinin hiçbir tanesine izin yok. Radyo fiilen zaten Demokrat Parti'nin kontrolündeydi, iktidarın. Ve meclis müzakereleri mesela nasıl verilirdi? Mecliste hatipler konuşurlar, muhalefet hatibi çıkar konuşur. Radyoda akşam bunlar verilirken, yani televizyon yok tabii, tek kaynak radyo. Derdi ki muhalefet hatibinin ithamlarından sonra kürsüye gelen başbakan yardımcısı yahut falanca bakan dedi ki, bütün konuşmayı verir. Biter, arkadan öbür muhalefet hatibinin tekrar söz alması üzerine yeniden kürsüye gelen sayın bakan tekrar etti falan. Bunlar vaka, yani hepimiz biliyoruz. İşte Vatan Cephesi listeleri okunur. Mesela şeyden Demokrat Parti'ye kaydolan, Demokrat Parti'nin Vatan Cephesi ocakları vardı. Oraya kaydolanların listesi işte yarım saat, bir saat, üç saat falan okunurdu. Şimdi bunların tabii hiçbiri bir askeri müdahale sebebi yahut bir idam cezası sebebi falan değil. Ama vakaları da tespit etmekte tabii sayılamayacak kadar fayda var. Bunlar geldi geldi. Toplantı yürüyüşleri, gösteri yürüyüşleri kanunu, basın kanunu, Kırşehir kanunu daha önce ve fiili durum. 1960 senesinin Nisan'ında ise o şimdi bahsedilen tahkikat encümeni geldi. Şimdi tahkikat encümeni Hayrettin Bey diyor ki gayet haklıdır. Biz bu kanunu, bu iki aşamada gelmiştir. O bir tanesi bir takrir kabul edilmiştir. Komisyon kurmuştur. İkincisi de onun ona yetki veren kanun gelmiştir. Biz bunlar çıkarken böyle bir amaç yoktu bizim aramızda diyor. Böyle bir niyet yoktu. Olabilir ama dışarıdan görülen şuydu ki bunlar artık demokrasiyi rafa kaldıracaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkum edecekler, kapatacaklar belki. Niye? Nereden çıkıyordu?
Bu da gene vesikada. Meclise verilen tahkikat encümeni takririnin bir kere başlığı şu. CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sattığında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğunun tahkiki, tespiti ve memleketin her tarafında yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtemel sebeplerine intikal etmek, matbuat meselesiyle adli ve idari mevzuatın ne surette tatbik olduğunu tatbik eylemek üzere meclis tahkikatı açılmasına dair takdir. Şimdi diyor ki başında karar vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetleri var. Acaba bunlar nasıl cereyan etmiş? Bunların cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik edecek. Bu karara göre yani yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı olan bir şey elbette buna karşı bir tedbir alınır ya parti kapatılır ya bir şey olur. Buna karar vermiş nasıl olduğunu ya belki delillerini falan toplayacak ve meclise getirecek. Meclisin aldığı karar bu karar bu takdiri kabul ediyor. İçinde detayı var bu takdirin. Neler yapmış olduğuna baştan karar vermiş takrir ve onu kabul eden meclis nelere karar vermiş? Cumhuriyet Halk Partisi halkı kanunları ihlale, hükümete, idari mercilere karşı galeyana ve fiili tecavüzlere teşvik ve tahrik eyleme. Kendi partilerine mensup bazı şahısları silahlandırmak suretiyle memlekette kanlı kardeş kavgalarına varan tertiplere başvurmak. Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor bunu. Ben olsa da muhalefet gazetesindeyim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Hiç böyle bir şey bilmiyorum. Emniyet ve asayişi korumakla vazifeli olanları propaganda baskı ve vaatler yoluyla vazifelerini ifadan alıkoymaya teşebbüs etmek. Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Halkı bizim radyo namındaki komünist radyosunu dinlemeye sevk etmek. Halkı hiç itmemişim o zaman yani işitin. Halkı hükümetin ve gelecek seçimlerin meşruiyetinden şüphe düşürmek üzere tahriklerde bulunmak. Dahası var. Hücre teşkilatı ile işleyen gizli kollar kurup kanun dışı gayrimeşru faaliyetlerde bulunmak. Bir kısım gazetelerle ve neşir yoluyla cemiyetin ana müesseselerini şantaj, baskı ve tehdit suretiyle işlemez hale getirmek. Şimdi bunları karar haline gelmiş gibi meclis tarafından da kabul edilen bunları 15 kişilik tahkikat komisyonu tahkik edecek. Kim bu 15 kişilik tahkikat komisyonu? Meclisteki iktidar partisinin o iktidar partisi grubunca seçilmiş neticede 15 üyesi. Bunlar ne yapacak? 15 üye seçilecek. Onun arkasından bir de yetki kanunu çıktı. Ve onlara bir de o da var burada ama yani okumayayım. Sulh hakimleri, cumhuriyet savcıları, efendim sulh hukuk hakimleri bunların da yetkileri verildi. Yani tevkif bahsedin, etme. Yargı yetkisi. Ve faaliyete geçtiler. Yani şimdi düşünelim bugün iktidar partisi Türkiye'de muhalefet hakkında böyle bir takviye hazırlarsa, bir komisyon kursa, kendi arasında 15 kişi çıkarsa ve bunu tahkik etse, tahkikat sonunda rapor hazırlayacak ama orada insan tevkif edecek, gazete kapatacak, gazete yayını yasaklayacak falan. Nitekim hemen o gün bu tahkikat encümeni kurulur kurulmaz 17 Nisan akşamı birinci tebliğini yayınladı. Tahkikatın, okuyorum tebliğden bir kısmı sadece. Tahkikatın selameti cereyanını temin maksadıyla bütün siyasi partilerin ve bunlara bağlı teşekkül ve kolların her türlü kongreleri ve kademeleri bünyeleri içinde veya kademeler arasında tertiplenecek müşterek toplantılarla alelumum siyasi mahiyetteki toplantılar tahkikatın neticesine kadar durdurulmuştur. Siyasi faaliyet yasak. Biraz ayrıntıya girmeye başladık. Evet, burada arkadan gene şey vardı, tahkikat encümeninin tebliğleri arka arkaya devam eder o geceden itibaren. İşte yayın yasakları konulur ve meclis müzakerelerinin yayınına da yasak konulur. Meclis müzakerelerinin yayınına yasak koymak anayasa gereği de mümkün değil ama mümkün olmuştur. Şimdi hakikaten Hayrettin Bey'in de belirttiği gibi iktidar partisi bunu bir süre böyle götürdükten sonra yeniden fikir değiştirip ya karar değiştirip yahut da zaten başlangıçta amacı oydu. Yeniden muhalefete karşı bu şekilde bir yoldan vazgeçip de başka türlü bir yola girebilirdi. Nitekim 25 Mayıs'ta 26 Mayıs'ta Başvekil Menderes'te Eskişehir'de açıklamıştı. Belki geç kalmış bir açıklamaydı. Bu bitti bu iş artık diye bir açıklama yapmıştı. Fakat niçin 27 Mayıs öncesi ortamının doğduğunu bu gösterir sanıyorum. Çünkü artık
çok partili dönem bitiyor, tek parti dönem başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılacak bu ithamlarla, yıkıcı, gayrimeşru falan. Ondan sonra seçimde yapılmayacak, bir alt göstermelik bir seçim yapılacak. Endişesi vardı Türkiye'de. O endişenin içinde oldu bütün bunlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.